Uykusuzum. Saat 3:30'da yanımıza geldi. Küçücük bir yerde uyudum. Boynum birazcık tutulmuş. 6'da da uyandı. Hadi otur bakalım. Hava sıcak değil mi? Mekan hava sıcak da ya. Evet, hava sıcak diyor. Burası daha güneş aldığı için daha sıcak. Girer girmez hava sıcak diyor. Annem hadi aç kutuyu bakalım. Kutuyu aç annem. Hadi aç bir tane. Ben de klimayı açayım, serinlesin. Şu halımın haline bakar mısınız ya? Her yerini keşeli kalemle yazdı. Bir de bu keşeli kalemler çocuklara uygun. Ama yani 3 tur silmeme rağmen sıcak suyla leke çıkarıcıyla asla çıkmadı. Halı yıkamaya vereceğim. Anne. Efendim oğlum. Halı yıkamaya vereceğim, inşallah çıkar. Uyku tulumunu da hep boyamışsın Meta. Her yeri boyamışsın. Evin dağınıklığı. Şurada da arkadaşım bebeği için elbise almıştım. Çocukla ev dağınık yani, artık bunu kabullendim, yapacak bir şey yok. 6'da uyandı. Şimdi babası 9'a doğru uyanır. 3 saat boyunca onu oyala ve böyle yerde oturarak, koltuğa oturmamı asla istemiyor. Sonra babası uyanınca kahvaltı hazırlarım. Bugün bir Cizre'ye gideceğiz, Lazer'e. Lazer'den sonra AVM'ye gideriz. Onu biraz oynatırız Metehan'ı. Bu şekilde. Üstünü çıkaralım mı? Benim güzel evladım. Bu aralar çok şımardım. Çok şımardım. Öp anneyi. Hadi öp. Öp anneyi. Sarıl anneyi. Oh Allah'ım. Oh. Acık mı ya? Evet, ayıcık anneciğim onlar. Ayıcık mı? Evet, bir sürü ayıcık var. Biz ayıcıklar. Rengarenk ayıcıklar. Bir ayıcık. Evet, kitap okuyalım mı? Kurt ayıcık. Kitap okuyalım mı? Kurt ayıcık. Emzirmeyi de bıraktırdım. Bugün 10. günümüz. Sürekli dip dip olduğumuz için haliyle unutmuyor. Her sabah istiyor. Hala hiç unutmadı. Onun dışında böyle koltuğa oturduğumu gördüğü zaman hemen gelip üstüme oturuyor. Yine istiyor. Yani zor geçiyor kısaca. Benim açımdan da zorlu geçiyor. Çünkü şişlik var. Oğlum bir saniye. Şişlik var. Yani rahatsız ediyor. Böyle beni biraz gergin bir insan yaptı. Hiç değilmişim gibi. Evet, kırmızı balık. Kırmızı balık üzüldü mü? Neden üzüldü? Aa, kırmızı balık neden üzüldü anneciğim? Kim üzmüş? Kırmızı balıklar da üzülür. Oh, kırmızı balık neden üzülmüş annem? Neden? Oh, neden üzülmüş? Üzülmüş hala. Ay, üzülmüş ya. Neden üzülmüş, onu mutlu edelim. Aa, neymiş Metan bu? Kapağı nerede? Kapağı burada. Bekle. Lütfen. Oğlum lütfen. Anneciğim yapma. Lütfen. Niye alt değiştirmek bu kadar zor? Yani sen böyle çişli, kakalı bezlerle rahat mı ediyorsun? Dur bakalım, dur anneciğim. Düzeltelim eşofmanını. Evet. Şimdi paça, bir saniye, paçanı da düzeltelim. Elma. Elma mı? Başka? Bir şeyler anlat, şarkı söyle. Kameraya şarkı söyle. Ama sen şu anda alkış yapıyorsun. Şarkı söylemiyorsun. Bu şarkı. Hani şarkı söyle. Bildiğin hangi şarkı var? Hangi şarkı? Hangi şarkı? Hangi şarkı?
döktüm. Ananası severim ama bunun tadını beğenmiyorum. Ağzından hemen tadı gitsin diye su içiyorum. Bir de aç karna magnezyum. Böyle içmeli şeylerden ziyade, yani şurup tarzı sıvı şeylerden ziyade hap içmeyi daha çok seviyorum. Bakmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. O zaman tavşancın ile fare suyu okuyalım. Üşümemek için tüylü kazaklarını, çizgili çoraplarını, çok ama çok eğlenceliydi. Tepeye çıkıp tepeden vın diye kaydılar. Hey diye haykırdılar. Şimdi boyaya batır anneciğim. Evet. Boya 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 boya. Biraz daha suya batır. Suya batır. Aferin. Boyaya batır şimdi. Boya, boyaya. Ama bak boyaya batırmadan boyayamazsın. Şimdi spora gideceğim. Böyle görüldüğü üzere. Yani çok fazla dışarıda durmayacağım için, hatta hiç durmayacağım için arabaya bineceğim. Yani spor salonuna gireceğim. Arabadan inip eve geleceğim. O yüzden şöyle cildime hiç şey sürmeyeceğim. Güneş kreminden başka. Şu Soltis markasının 50 SPF dudak nemlendiricisi ve şu Stick güneş kremini şöyle yüzüme gelişigüzel sürüyorum. Dediğim gibi çok fazla güneşlik bir durumum yok ama tabii ne olur ne olmaz. Benim cildim böyle güneşe çıkmayı bırak, güneş dediğinde bile lekelendiği için. O yüzden güneş kremimi sürelim. Bunu zaten öneriyorum. Daha önce mineral filtreli olanı kullanmıştım hamileyken. Çok memnun kaldım. Tabii normalde bunu yenilemek için kullanıyorum ben. Evden çıkarken güneş kremi sürüyorum ama işim çok fazla uzun olmadığı için, yani 2 saat spor yapıp geleceğim için, o yüzden bunu kullandım. Gözaltı problemi olanlar beni anladı. Şuraya da 2 pıt kapatıcı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şöyle az bir şey kapatsak şu solgun, yorgun görüntü gitse yeter. Okey, hazırım. Arkadaşım almaya gelecek şimdi beni. Onunla birlikte gideceğiz. Sporda da çekebilirsem çekerim yani. Amatörüm bu arada. Öyle profesyonel bir spor yapmıyorum yani. Ama vücuduma çok iyi geldi. Sürekli emzirdiğim için zaten postürüm bozulmuştu. Yani onu düzeltmeye çalışıyorum ve böyle beynime de iyi geldiği için spora başladım. Bunları da yanıma alıyorum. Görüşürüz. İnanılmaz ötesi bir sıcak var. Çünkü kışın rahat yiyebilmek için. Evet,
bizden başka spor salonunda genelde kimse olmuyor. Ama güzel oluyor açıkçası. Rahat rahat sporumuzu hatta yapıyoruz. Hatta biz açacağız. Biz anahtar biz açıyoruz. Öyle yani. Kışın rahat rahat yiyebilmek için. Arkadaşım da bu arada nöbetten çıktı sabah. Uykusuz. Yani azim desem var. İleride desem var. Birazdan gidip matın içinde uyuyacağım. Aslında aklıma gelmiyor değil bu arada. Yani böyle Meta'ndan, eşimden böyle bir saat spora gelip matın üstünde biraz uyumak. Spora gidiyorum. Neyse. Şoförüne bak sağ olsun. Ben araba kullanmakta beter olduğum için. Beni her gün taşıyorlar bir yerlere. Sağ olsun. Evet, sıcaktan bayılanlar. Kendimi bara giriyormuş gibi hissettim. Bol bol sizin seyirle. Aynen. Spora yemeğe gelmişiz. Beslenme saati. Yiyip gideceğiz. Duştan sonraki bir kuruluğumu alsın diye sadece nemlendirici sürdüm. İçeride bir kaos var. Bu evde eskiden sessiz vloglar çekiyordum ama artık öyle bir şey imkansız tabii ki. Şu Urban Care'in saç toniğini kullanacağım. Bunu zaten diğer videolarımda bahsetmiştim. Yani şu kısımdaki kelliklerimin gitmesinin sebebi kesinlikle bunun olduğunu düşünüyorum. Genelde saçımın her yerine sürmüyorum bunu. Sadece şu ön kısımlarıma sürüp şu şekilde. Saç uçlarım için şu Viemore markasının yağını kullanacağım. Bu netledim mi? Şöyle yapayım. Yani bu çok güzel bir ürün fakat çok bereketsiz bir ürün. Yani ben normalde şu saç yağlarından kullanıyordum. Bunlar bana bir sene kadar gidiyordu. Buna alalı daha bir ay oldu. Yani bu kadar gitti. Ama güzel mi derseniz güzel. Şöyle az bir şey elime döküyorum. Bunu sadece böyle saç uçlarıma uyguluyorum. Bu arada saçınızı kuruttuktan sonra da bunu uygulayabilirsiniz. Çok güzel elektriğini alıyor. Böyle kadifemsi bir doku bırakıyor saçta. Hatta bunu duştan önce şeyde yapabilirsiniz. Saç diplerinize böyle masajda yapabilirsiniz. Bundan da memnunum ama dediğim gibi çok çabuk bitiyor. Yani bu bittikten sonra büyük ihtimalle yani bu elimdekileri bitiririm. Tekrar ona döneceksem eğer dönmeden önce bu elimdekileri bitiririm ilk önce. Ziyanlık olmasın. Üstümü giyinmeden önce bir de vücuduma bu Neutrogena'nın vücut losyonunu uygulayacağım. Zaten her defasında söylüyorum. Bu mavi seriyi ben çok seviyorum. Gözaltı kremini, yüz kremini vesaire çok seviyorum. Böyle cilt hemen emiyor bunu ve böyle yapış yapış bir his bırakmıyor.
Bu arada şu tarağımı da çok seviyorum gerçekten. Bakın. Anında hiç daha taramadım. Anında açtı saçı şu anda. Bakın hiç dolaşmıyor. Evet, lazer randevum saat 2'de. Şu anda saat kaç göremiyorum. 12.30. Metan uyutsak mı uyutmasak mı derken uyuttuk. Çünkü yolumuz kısa olduğu için, yaklaşık yarım saat süreceği için yarım saat ona yetmeyecekti. Araba durunca uyanacaktı. Bu yüzden onu uyutmuş bulunduk. Yani 12.30'dan 1.30'a kadar bir saat uyusam yetmez ama artık bugünü yettireceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Her şeyi uyku saatine göre maalesef ayarlayamıyoruz. Ben de duşumu aldım. Yine tekrardan pijamalarıma geri döndüm. Zaten çıkarken giyineceğim için. Bu şekilde şu anda dinleniyorum. Bu arada şöyle bir kargo geldi az önce. Böyle valiz için şeyler aldım. Şampuanımı işte, Meta'nın kremini vesaire koymak için, ama yani ben bunları kendi ambalajlarını götürmemek için aldım. Ama kendi ambalajları kadar büyük yani. Bir de şurada şu anda Meta'm yok. Sessiz konuşuyorum. Eşimin kargosu gelmiş. Bakın şimdi size kutuyu göstereceğim. Böyle kutu darmadağın geldi. Yani şöyle düşünün. Şöyle her yerinden patlamış olarak geldi. Kendine ayakkabı almıştı. Onu da göstereyim size. Fiyatı bayağı uygundu bu arada. Şöyle bir ayakkabı. Yani gün geçmiyor ki şu alnımdaki sivilceler gitmiyor yani. Çünkü oynuyorum, o yüzden. Cevabımı da vereyim. Saçımızı şöyle bir toplayalım. Dışarısı çok fazla sıcak olduğu için sadece kullanacaklarım gözaltı kapatıcısı. Gözaltıma ve şu kızarıklıklara kullanacağım bunu. Kirpik kıvırıcı, maskara, şu Flormar'ın çok sevdiğim highlighter'ı, şu kaşlarımın altına, burnuma falan filan, bunları kullanacağım. Çok az bir şey de allık sürerim. Bu kadar yeter. Pardon. En önemlisini unuttuk. Tabii ki benim göz bebeğim. Renkli güneş kremi. Öncelikle güneş kremi. Bakın şimdi bunu cildime süreceğim. Ve cildimle nasıl bütünleşecek. Bakın. Zaten şu cildimin parlaklığından ve hafif kapatıcılığından ne kadar iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Lazerden çıktım, son seansımdı. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Meta'nı biraz oyun parkında oynatacağız. O sırada babasıyla birlikte arabada beklediler beni. Biraz da uyumuş galiba. Zaten öyle uykusundan uyandırmıştım onu. Onu bir yesedim arabada uyurken. Uyumasın diye. Şimdi AVM'ye gideceğiz. Ben birkaç mağazaya girerim. Zaten çok fazla
lazerimin son seansıydı. Yani çok bir etkisini göremedim açıkçası. Bacaklarımda çok fazla batık vardı. Onlara bayağı bir iyi geldi, yalan yok. Bayağı geçti yani batıklarım. Yani tabii seyrelme oldu fakat yani bir %70, %60 bile olmadı diyebilirim. Yani artık çıktıkça böyle tek tük atış yaptırmayı düşünüyorum. Paket almayı düşünmüyorum. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Metoşum. Yiyeceğim seni. Otur diyor bana. Bizi tartmaz oğlum bu. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık yap. Tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Ay düştük. Kaydı mı? Beğendin mi? Oo, çok güzel kaydı benim oğlum. Toplarla oynayalım. Baba da yukarıda bekliyor. Güzel mi? Güzel mi? Evet, şimdi eve geldik. Şöyle geniş bir tencerede biraz patatesleri çok az pişireceğim arkadanını. Sonrasında köfteleri pişireceğim. Sonra bunları böyle sıra sıra dizip domates, biber, patates, köfte öyle bir yemek yapacağım. Evet, patateslerim ve biberlerim hazır. Şurada da köftelerimi birazcık kızartacağım. Sadece böyle dışını mühürleyeceğim, o kadar. Sonrasında bu tencereyi hiç yıkamıyorum. Direkt bunun içinde yapacağım. Üzerine de biraz salça, sıcak su. Çok az da dünden domates pürem vardı. Bir de onu dökeceğim üzerine. Mis gibi yemek. Çorbayı daha düşünmedim. Bir de bulgur pilavı yapacağım. Burada mercimek, kabak, patates, soğan ve sarımsaktan oluşan bol tereyağlı güzel bir çorba yaptım. Yemeğim pişti. Gayet güzel, kıvamlı oldu. Burada da telşehriyeli bulgur pilavım var. Et sulu. Bize afiyet olsun. Bu arada Koton'dan da 3 parça bir şey aldım. Onları göstereyim size. İlki şöyle bir tişört. Şurasında kiraz detayı var. Bu ara bu sene kiraz detayına taktım. Sene muhtemelen moda olmayacak. Ama şöyle bir şey var. Benim yaklaşık 7 sene önceden bir tişörtüm vardı. Basic, böyle salaş bir tişörtüm. Üzerinde kiraz logosu vardı. Mesela 7 yıl sonra yine kiraz moda oldu yani. Moda kendini tekrarlıyor. Böyle çok güzel. Ama birazcık kısa geldi. Böyle bayağı yüksek ve pantolonlarla giyilebilir. Sarı çıkıyor ama gayet beyaz rengi aslında. Yine şunu göstereyim. Önceki videolarımda belki hatırlarsanız uzun etekler almıştım. İşte siyah, kot, bir de krem rengi. Böyle onların üzerine giymek için böyle gelir gelmez denedim. Çok şık oldu. Bir de benim kırmızı süpergalarım var. Yani gerçekten çok tatlı bir kombine oldu. Böyle bir tişört aldım. Bu arada fiyatlarını göstereyim. Aşırı uygundu. 125 lira. Şu kaç? 175. Bir de şöyle kahverengi kalem etek aldım. Midi etek.
Yani kamerada dediğim gibi çok farklı çıkıyor. Beli şu şekilde. Bunun da fiyatı 275 lira gayet uygun. Yani rengi şöyle aslında. Aslında normalde mısır patlattıktan sonra üzerine istediğin kadar ekleyebilirsin. Genelde sonradan çok güzel olmuyor ya. Sinemalarda falan öyle oldu ya. Evet. Ama biz böyle de seviyoruz. Sonradan ekleyeni seviyoruz. Evet. Çok güzelmiş. Hı? Çok güzelmiş. Hı. Mısır. Afiyet olsun. Hı. Senin için yaptım. Dizimizi izleyeceğiz ama. Senin için mi? Kocam Netflix'i ödemediği için. Henüz izleyemedik. Bak karam ya. Hmm. Hesaptan çekmemiş. Ne yapayım? Bütün gün canım şu karamiyoyu istedi. Eskiden bağımlısıydım. Uzun zamandır yemiyordum. Çok canım istedim bugün. Sanki bunlar eksilmiş gibi biraz Mustafa. Yedim ben bundan. Ha. Çünkü ben açıp bir tane böyle bastırsın diye isteğimi yemiştim de. Yedim ben. Paketimi bitirmiş.